Palolu hemşehrimiz olarak en sıcak ve samimi bir şekilde bağrınıza bastınız. Merhum Erbakan hocamızı karşılar gibi bizleri de karşıladınız. Biz de sizleri bağrımıza basıyoruz. Hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tüm Palolu hemşerilerime bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ziyaretimiz hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun inşallah. Tabii ki merhum Erbakan hocamızın tabiriyle hünkâr mahfili Elazığ'ımızda, Milli Görüşüm Kalesi Elazığ'ımızda ve de Elazığ'ın kalbi olan Palu'da siz değerli Palu'da hemşerilerimizle, yiğit ve mert insanlarla, imanlı ve inançlı Palu'da hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Ve tabii ki biraz evvel de ifade ettiğim gibi her birinize hem bugünkü bu karşılamanızdan dolayı hem de 31 Mart'ta kıymetli başkanımıza ve yeniden Refah Partimize vermiş olduğunuz destekten dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun diyor. Palu kendisine yakışanı yaptı. Palulular merhum Erbakan hocamıza, Milli Görüş'e ve Septoğlu ismine olan vefasını ortaya koydu. Ferasetle, basiretle doğru seçimi yaptılar. İnşallah biz de kıymetli belediye başkanımız Muhammed Septoğlu Bey'in öncülüğünde Palu'da sizlerin bu güvenine, bu teveccühüne layık olacağız. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. İman varsa imkan da vardır diyeceğiz. Ve Palu'yu layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız inşallah. Tabii ki değerli belediye başkanımıza da, Muhammed Septoğlu başkanımıza da ev sahipliği için ve tabii ki 31 Mart seçim döneminde gösterdiği o gayretli çalışma için, fedakarane çalışma için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle birlikte yeniden Refah Partimizin Palu ilçe başkanı başta olmak üzere bütün Palu teşkilatımıza, hanım kollarına, gençlik kollarına, Palu'da seçimin kazanılmasında emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyor. Burada il başkanımız, kıymetli genel başkan yardımcılarımız, genel başkan vekilimiz Profesör Doktor Sacit Günbey, İl sorumlularımız, bölge sorumlularımız, çevre illerden koşup gelen teşkilat mensupları ve bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Ve Muhammed Septoğlu başkanımız başta olmak üzere tüm belediye meclis üyelerimize, belediyemizin personeline, çalışanlarına da ayrıca teşekkürler ediyorum. Milli Görüş dönemi Palu'ya hayırlı olsun. Ahlaklı belediyecilik dönemi Palu'ya hayırlı olsun inşallah. Palulular 31 Mart'ta 3 önemli karar verdi. Bir tanesi dediler ki biz artık bu devrin değişmesini istiyoruz. Değişim istiyoruz. Rantçı belediyecilikten kurtulmak istiyoruz. Yeni bir dönemin başlamasını istiyoruz dediler. İkinci karar, öyleyse bunun yerine ne getirmemiz lazım karar. Dediler ki bu mevcut yönetimin yerine milli görüş ruhunu, milli görüş anlayışını getirmemiz lazım dediler. Üçüncü karar ne? Milli görüşe ulaşmak için hangi partiye gideceğiz karar. Ortada bir sürü parti var. Ama Palulular burada da ferasetini gösterdi ve doğru adresi buldular.
milli görüşe ulaşmak istiyorsak yeniden refaha koşmamız lazım dediler ve yeniden Refah Partimizi Palu'da iktidar yaptılar elhamdülillah. Görüşe kavuşmak istedi. İşte milli görüş tarihinde merhum Erbakan hocamız Allah gani gani rahmet eylesin, bu milletin derdiyle dertlenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri gerçekleştiren bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Kendisi daha 76-77'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesini başlattı. Ağır sanayi hamlesi. Diyarbakır'da, Elazığ'da, Şırnak'ta, Bingöl'de, Bitlis'te, bu bölgede sayısız fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, istihdama yönelik, kalkınmaya yönelik adımları attı. Bu bölgede üretime, istihdama, kalkınmaya yönelik bir çivi çakılmışsa, bunun altında milli görüşün Erbakan hocamızın imzası var. Allah binlerce kez razı olsun. Yine Palulular 54. hükümet dönemini hatırladım. Rahmetli Erbakan hocamız emekliye o dönemde ne kadar maaş zammı yaptı? %320 Bağkur emeklisine maaş zammı yaptı. %320 maaş zammı demek 12.500 lira alan bir emeklinin önümüzdeki ay maaşının 50.000 lira olması demek. 50.000 lira. Milli görüş bereketiyle bu olay Türkiye'de gerçekleşti, yaşandı 96-97'de. İşçiye memura %100, %200, çiftçiye köylüye %200'lük, %300'lük taban fiyatı artışlar. Erbakan hocamız bu milletin derdiyle dertlenen bir insan olarak önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar dedi ve bu milletin refah seviyesini, alım gücünü arttı. İşçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün, onların cebine para girdiği zaman onlar da esnafa gitti, çarşıya, pazara gitti. Esnafın da işleri açıldı. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı ve muazzam bir bolluk bereket dönemi yaşandı. İşte bu hizmetleri hatırlayan Palulular. Bir de üstüne 89-94'te Milli Görüş Belediyecilik hizmetlerini hatırlayan Palulular. Bir de üstüne Septoğlu ismiyle bütün bunlar birleşince Palu kararını verdi ve biraz evvel başkanımızın da söylediği gibi iktidar yürüyüşünün meşalesi 31 Mart'ta Palu'da yakıldı elhamdülillah. Bundan sonra iki şey yapacağız. Belediyelerimizde ahlaklı belediyeciliği, milli görüş belediyeciliğini uygulayarak, adaleti hakim kılarak, bereketi hakim kılarak, önce ahlak ve maneviyat anlayışına hakim kılarak, hizmet belediyeciliğini vatandaşımızla buluşturarak ve belediye başkanlığı makamını kendisini ve çevresini zengin etmek için bir ticaret makamı olarak gören değil, millete hizmet edip milletin derdine derman olup Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak gören anlayışla belediyelerimizdeki bu hizmetlerimizle, bu anlayışımızla milletimizin gönlündeki yerimizi daha yukarıya taşıyacağız. Bununla beraber teşkilatlarımızın teşkilat modeline uygun çalışmaları, milletimizin içerisinde olması ve inşallah üye kayıtlarımızı, hedeflerimizi tutturarak gerçekleştirmesiyle, yani bu iki koldan belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla inşallah yapılacak olan ilk seçimde hasrete son vereceğiz. Milli görüşü yeniden Refah Partimizi iktidara getireceğiz ve bu milletin yüzünü yine milli görüşle, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız.
Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık verecek. Yine bununla birlikte borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz. Ve önce millet diyerek parayı, kaynakları faize, imtiyazlı holdinglere, israfa aktarmak yerine millete aktaracağız ve milletin alım gücünü, refah seviyesini arttırıp yüzünü güldüreceğiz. Milli görüşle yeniden refahla yaşanabilir Türkiye ve yeniden büyük Türkiye'yi geç de olsa inşallah hep birlikte omuz omuza vererek kuracağız. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler nasip etsin. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah önce belediyelerimizde en hayırlı hizmetleri yapmayı, arkasından da inşallah iktidara gelip iktidarda da bu hayırlı hizmetleri hayata geçirmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle değerli belediye başkanımıza, Muhammed Septoğlu başkanımıza bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu belediyeyi kazanmak için yaptığı gayretli çalışmalar dolayısıyla kendisine teşekkürler ediyorum. Muvaffakiyetler, başarılar, kolaylıklar diliyorum. Ve yine siz değerli Palolulara, Palolu hemşerilerime yeniden Refah Partimize gösterdiğiniz bu teveccüh için, duyduğunuz bu güven için bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Buluşmamız hayırlı olsun, ziyaretimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Sağ olun, var olun.